Evet. Arkadaşlar öncelikle eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mesut Kahraman. Endüstri ve Kalite topluluğumuzun düzenlediği dijital eğitimler serimizin bu dönemki ilk etkinliğiyle karşınızdayız. Herhalde bir workshop etkinliği için bugün iş çözümleri yöneticisi Ahmet Savaş Göktürk bizlerle birlikte. Etkinlik akışımız Ahmet Bey'in sunumu ardından da soracağım şeklinde ilerleyecektir. Etkinlik sırasında akışı bölünmek adına kamera ve mikrofonlarınızın kapalı olmasını rica ediyorum. Sunum sonrasında sorularınızı sesli veya chatten iletebilirsiniz. Ben şimdi sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum. Evet. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Mesut da sağ olsun ciddi bir emek sarf etti. Tüm ekip arkadaşlarıyla beraber. Entika'da da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir sunum mu olacak PowerPoint üzerinden? Çok kısa. Hani daha önceden de beni tanıyanlar bilir. Hani çok fazla teorik bilgi paylaşımı yapmak yerine daha çok uygulama üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şimdi memnuniyetle bir sunumu paylaşarak başlıyor olacağım. Ben Ahmet Savaş Göktürk, login yazılımında çalışıyorum iş çözümleri yöneticisi olarak. Aynı zamanda 3MVP platformunda da ERP üzerine farkındalık çalışmalarına destek sağlıyorum. Şimdi bizim için ERP çok önemli. Nedir? Endüstri mühendisliği, işletme ya da yönetim bilişim sistemleri gibi bölümdeki okuyan arkadaşlarımız mezun olduğu zaman çok yoğun bir şekilde ERP ile aslında iletişimde olmuş olacaklar. Çok yoğun bir şekilde kullanacaklar. Bazen bu bir işletmenin ERP uyarlaması şeklinde olacak. Bazen ERP iyileştirme süreci şeklinde olacak. Bazen yeni bir ERP geçiş süreci olacak. Yani bunların hepsini sahaya indiğinizde yaşıyor olacaksınız. Biz de çünkü Endüstri Mühendisliği arkadaşlarımız mezun olduğu zaman gördük ki ERP üzerine çok fazla pratik bir bilgi paylaşımı olmuyor. Biz de onu nasıl çözeriz dedik ve bu noktada NRP etkinliklerine başladık. Sizin okulunuza da bu kapsamda bir ziyaretimiz olmuştu, etkinliğimiz olmuştu. Burada eski ismiyle Endüstri Mühendisliği, şimdi yeni ismiyle 3MVP platformu ile birlikte Login Yazılım sponsorluğunda bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Tabii pandemi öncesi fiziki vesaire olmuştu. Aynı zamanda birebir çalışmalarla bu süreci destekliyoruz. Çünkü bazen işte proje ödevi olabiliyor, tez olabiliyor vesaire. ERP ile alakalı çalışma ihtiyacı oluyor. Daha önce de zaten işte Zoom veya Microsoft Teams gibi platformlarda görüşüyorduk. Şimdi artık hayatımızın bir ayrılmaz parçası oldu. Uygulamalı ERP eğitimlerini ERP Akademisi çatısı altında topladık. Yeni bir marka kurduk ERP Akademisi şeklinde. Login yazılım bünyesinde kuruldu. Betül Moran ve Rana Coşkun eğitmen arkadaşlarımız uygulamalı ERP eğitimleri verdi. Üniversitelerde ya da bizim ofisimizde. Şu anda da aktif olarak Udemy'de oluşturmuş olduğumuz online eğitimle, Betül Moran eğitmenliğindeki eğitimle de süreç devam ediyor. Ama ileriki zamanlarda online ya da fiziki eğitimlerde olabilir. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyoruz. Teknik Gezi adı altında da bir farkındalık projesiydi aslında bu da. Çünkü yazılım firmaları da sanayici kapsamına alındı. Artık bizler de yani yaklaşık 3 yıl oluyor. 3 yıl önce bizler de sanayi sicil belgesine sahip olan, kapasite belgesine sahip olan bir aslında üretici işletme olarak geçiyoruz. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Bizleri yazılım firması olarak hani yazılım yani bacası sanayi olarak değil normal bir hizmet sektörü olarak nitelendiriliyordu. Artık bizim de kapasite belgemiz var, sanayi sicil belgemiz var. Bunlara da sahaya indiğinizde fabrikaların sahip olduğunu görünce daha iyi anlıyor olacaksınız. Şimdi biz bugün tekstil sektöründe örnek bir tedarik zinciri yönetimi akışı inceleyeceğiz. Ne yapacağız? Öncelikle satış siparişi gireceğiz. Bu satış siparişini girmemizle birlikte onay süreçlerini takip edeceğiz. Sonra üretim planı oluşturacağız. Yani ürün ağaçları ve iş emirlerini otomatik oluşturacağız. Akabinde MRP çalıştıracağız. Yani MRP 1 ve MRP 2 olarak hayatımıza girdi biliyorsunuz. 1970'li yıllarda MRP 1 yani sadece malzemeye bakıyor. Stoktaki malzeme durumunu kontrol ediyor. MRP 2 ile birlikte ise sadece depodaki stok miktarına değil aynı zamanda yoldaki mallar olsun, satış siparişindeki süreçler olsun, üretim operasyonlarının da dahil edildiği 1980'li yıllarda MRP 2 hayatımıza girdi. Daha sonra 1990'lı yıllarda ERP kavramının büyümesiyle birlikte aslında gelişerek devam etti. Günümüzdeki şu andaki ERP'nin ise ERP 2 olduğu söyleniyor ama bu ERP ve ERP 2 de akademik olarak kanıtlanmış bir konu değil. Tamamen bizim gibi özel sektörde hizmet veren firmalar tarafından
ortaya atılmış bir teori aslında. MRP ve MRP2 akademik olarak da sizin de ders kitaplarında yer alan bir kavram. Sonra üretim gerçekleştireceğiz. Sistemden üretim yapacağız. Yani üretim gerçekleştirip tüketimi de yapacağız tabii ki. Tüketimden kastımız da kullanacağımız ham maddeleri sistemden tüketeceğiz. Onun dışında sevkiyat süreci yani irsaliye ve fatura ile devam ediyor olacağız. Böyle birkaç ekran göstermek istedim fabrikalardan. Bu sol tarafta kalite kontrol istasyonu görüyoruz. Barkodlu takip var. Şimdi bu barkodlu süreçler de ERP ile entegre yürüyor. Yani ilgili operatör barkod okuyucuyla etiketi, barkodlu etiketi okuttuğu zaman ERP ekranı tüm bilgiler geliyor. Böylece herhangi bir şekilde farklı bir iletişim kanalına gerek kalmaksızın sistem üzerinden bunu yönetiyor. Ortada bir paketleme istasyonu görüyoruz. En sağda sevkiyat istasyonu görüyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum barkodlu etiket örneği de sol tarafta yer alıyor. Burada siparişte sormuş olduğumuz tüm soruların cevaplarının gelmesinden tutun, ilgili ürünün bilgileri ve benzeri tüm işte boyut, hacim, ağırlık gibi bilgileri de bu etiketlere taşıyabiliyoruz. Bunlar da lojistik süreçlerin daha hatasız ve daha hızlı yönetilmesine de imkan sağlayan önemli bir etmen oluyor. Bunlar hep ERP yazılımındaki, örnek veriyorum, stok modülünün altındaki barkod etiket modülü aracılığıyla yapıyoruz. İşte sahaya indiğinizde de aktif olarak bu süreçleri işletmelerin kullanmasını sağlamanız beklenecek. Barkod sistemleri çünkü daha az yorum ile hareket etmemizi sağlıyor. İş akışlarında bulunan karmaşıklıkları ve kurumsallaşma önündeki operasyon engelleri de yok ediyor. Onun dışında sağ tarafta mesela ertelemeleri görmekteyiz. Barkod okuyucu mantığıyla bu bir ek bilgisayar aslında. Windows C ya da Windows Mobile işletim sistemi çalışıyor. Bir operatör şu anda mesela kolileri okutuyor, paketleri okutuyor. Eksik ya da hatalı çıkış varsa sistem bizi uyarıyor. Bu tür otokontrol imkanları da bize sağlıyor el terminalleri. Genelde yani bu iş zekası konusu çok daha farklı, detaylı bir konu aslında. Ben bir fikir olması açısından sizlerle çok kısa bir slide'da paylaşacağım. Şimdi ERP dediğimiz zaman işletmenin her aşamasını yönetiyoruz ERP yazılımıyla. Yani muhasebe, satış, satın alma, stok, üretim, sevkiyat, satış sonrası hizmetler gibi tüm bu iş süreçlerini yazılımla yönetmemizle birlikte ise içeride ciddi bir veri oluşuyor. Ve bu veriyi anlamlaştırarak bilgiye dönüştürmek ve bu bilgilerden de karar alma takdir edersin ki çok çok önemli bir hal alıyor. Çünkü işletmelerde genellikle veriye dayalı değil, öngörü ya da tahmin veya tecrübeye paralel kararlar alınıyor. Sonra bu kararlar bazen doğru oluyor, bazen yanlış oluyor. İşte biz de bunun önüne geçmek için öncelikle ERP ile ciddi bir veri yönetimi sağlıyoruz. Bu veri yönetimiyle birlikte de iş zekası ile raporlama mümkün olabiliyor. İş zekası, ülkemizde de birçok iş zekası yazılımı var. Sadece iş zekası olarak düşünmeyin. Hani farklı veri görselleştirme sistemleriyle de bu raporlama süreçlerini sisteme dahil etmek oldukça değerli. Çünkü günümüzde biliyorsunuz en iyi, en önemli şey veri. Veri yöneten, veriye hakim olan işletmeler önümüzdeki yıllarda daha da büyüyor ve gelişiyor olacak. Veri satışları da biliyorsunuz farklı durumlarda yaşıyoruz hepimiz. Veri gerçekten gitgide önemli bir hal alıyor. Şimdi Login ERP ile canlı demo gerçekleştiriyor olacağız. 1989 kuruluşlu bir ERP firmasıyız. Türkiye'nin ilk yerli ERP firmalarından biriyiz. Yerli malı belgemiz de bulunuyor bu arada. Bu kapasite belgesi ve sanayi sicili belgesiyle birlikte alınabilen bir süreç oluyor yerli malı belgesi. Bizler de sektör bağımsız birçok sektörde aktif olarak hizmet gösteriyoruz. Sizlerle bugün örnek bir işletmenin siparişten sevkiyata kadarki akışını paylaşıyor olacağım. Çok kısa şöyle ben bir hemen bir database açayım. Evet. Bu arada Mesut sizin bölümde, okulda şey var mıydı? ERP ile alakalı kurumsal kaynak planlama dersi var mıydı? Evet, 3. sınıfta olması gerekiyor. Seçmeli mi? Onu tam bilmiyorum. Evet, genelde seçmeli oluyor. Doğrudur. Gün sınıf arkadaşlarım da seçmeli. Onlar daha iyi. Seçmeli. Evet, şeyde Ece Ayşe Çulacı'da yazdı. Evet. Kendisi de sağ olsun gelmiş. Onda da bazı arkadaşlar sosyal medyadan da tanışıyoruz. Ben şöyle bir saniye rica edeyim. Evet. Şimdi ben yazılımı açtım. Şöyle.
Evet, şimdi bu bizim Login ERP yazılımımızın ana görüntüsü. Sol tarafta modüller karşılıyor. Biz bunlara modül diyoruz ERP sektöründe. İşte finansın altında muhasebe cari hesaplar, nakit işlemleri gibi. Dağıtım, satış satın alma, stok, fason, ihracat gibi. Üretim, ürün arşivleri, iş emirleri şeklinde. Yani bu modüller firmaların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen bir sistem. Yani ERP yazılımı dediğimiz zaman paket bir yazılım olarak düşünmüyoruz. Firmanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen, firmanın ölçeğine göre özelleştirilebilen, yani 5 kullanıcılı bir proje de ERP projesi olabildiği gibi, yani abartmıyorum, 250 kullanıcılı bir proje de ERP projesi olabiliyor. Bu noktada modüller bu kapsamda küçülüyor ya da büyüyor olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben bugüne özel bir workshop özel menü şeklinde bir menü hazırladım. Hani çok fazla ne kafanızı karıştırayım ne de çok böyle hani sıvı bilgi olsun. Faydalı. Yarın öbür gün sahaya indiğinizde kullanabileceğiniz ya da fikirlerinizi sunabileceğiniz bir akış çalışalım istedim. Şimdi öncelikle bir satış yapmamız lazım. Yani biliyorsunuz işletmelerde öncelikle bir satış oluyor. Biz bu satışı satış sipariş modülüyle sisteme girmemiz gerekiyor. Şu anda müşteri seçiyoruz. Yurt içi müşteriler kategorisinden test müşteri Ayşe. Bunu seçmemizle birlikte sistem bize diyor ki ne sattın? Biz buradan bir stok seçiyoruz. Şuradan depomuzu seçelim. Yani hangi depodan sevk edeceğiz? Sevkiyat deposundan sevk edeceğiz. Uyku seti satmış olalım mesela. Bej olarak bir uyku seti satalım. Bir adet diyoruz. Mesela fiyatı ne kadar olsun mesela. Örnek veriyorum 250 lira olsun. Şimdi bu uyku setini stoğumuzda olmadığını düşünüyoruz. Yani daha önceden elimizde olmadığını düşünüyoruz. Biz bunu üreteceğiz. Yani burada stoğun çeşitli durumlarını da görüntüleyebilmekteyiz bu arada. Sadece stoktan değil aynı zamanda sipariş özü üretimde çünkü önemli bir hal alıyor. Şimdi 250 lira olarak fiyatı girdik. Normalde fiyatı manuel girmeyip müşteri özelinde ya da standart fiyat listesinden de bu fiyatın otomatik olarak gelmesi mümkünatı oluyor. İçeriye görsel yükleyebiliyoruz bu şekilde stok görüntüsünü görebiliyoruz. Çünkü şimdi stok sayısı arttığı zaman işletmelerde kontrol zorlaşabiliyor. O yüzden yeni bir satışçı geldiği zaman bile anında ERP sistemine girip satış siparişine kimseye sormadan giriyor olabilmesi gerekiyor. Ve bazen kod ya da isimden değil stok görselinden de yola çıkması ihtiyaç olabiliyor. Müşteri carisine tıkladığımız zaman ilgili müşterinin borcunu alacağını, çek riskini, senet riskini gibi tüm risklerini görebiliyoruz. Çünkü bu da işletmeler için önemli. Çünkü müşteri diyor ki mesela bana şu siparişi geçmek istiyorum diyor. Ama bir bakıyorlar ödemelerini yapmıyor ya da çekle ödeme yapıyor. Çeki de bazen sistem nakit tahsilat olarak görebiliyor. Bunları sistemde anlık olarak görmek önemli bir hal alıyor. Çünkü aynı sistemde finans ve muhasebe verileri de tutulduğu için siparişi girerken tüm bu veriler üzerinden aksiyon almamız mümkün oluyor. Şimdi ben satış siparişimi giriyorum. Satış siparişimi girmemle birlikte bir onaydan geçmesini istiyorum. Yani bir onay hiyerarşisi. Burada da ilgili ekranı okuttuğum zaman bakın bizim girmiş olduğumuz sipariş buraya geldi. Normalde yine cari riskine tıklıyorum, cari riskini görüntüleyebiliyorum. Sipariş detayında şu şekilde özetli sipariş detayı görebiliyorum. Sipariş formuna tıkladığım zaman ilgili siparişin formuna gidebiliyorum şu şekilde. Hani sadece oradaki bilgiler değil daha bir detaylı bilgilere ihtiyacım olabiliyor çünkü bazen. İlgili siparişe gidebiliyorum. Çünkü ERP işte bu ilişkiyi sağlıyor. Yani tek bir sistemden entegre bir yönetim sağlıyor. Burada parçalı onay da verebiliyorum. Yani örnek veriyorum 3 tane uyku seti satacağızdır. 3'ün 2 adedini onayını vereceğim. 1 adedinin onayını vermeyeceğim gibi aksiyonlar da almak mümkün. Şimdi siparişi girdim. 1 adet sevk emri başarıyla oluşturuldu. Ben bunu üretip gönderebilirim ya da depoda hazırda varsa direkt depodan da sevkiyatını sağlayabilirim demek oluyor. Ben bunu üreteceğim. Özellikle endüstri mühendisliği arkadaşlarımızla baz alırsak üretim, ürün ağacı, iş emri oldukça önemli bir konu çünkü. Malzeme ihtiyaç planlama raporu çalıştıracağım. Bu raporu çalıştırırken de talep kaynağı olarak yani ben diyorum ki MRP'ye onaylı satış siparişlerine bak diyorum ve sistem onaylı satış siparişlerine bakıp bu onaylı satış siparişlerindeki ürünlerin ürün ağaçlarına bakıp reçete biliyorsunuz. Bill of Material birazdan detayını göreceğiz. İkmal kaynağı olarak da bu reçetedeki malzemelerin eldekilere bak diyorum. İş emirlerine bak diyorum. Satın alma durumlarına bak diyorum. Çünkü örnek veriyorum. Mesela eldeki stoklara bakarsam, satın almadakilere bakmazsam
gidip aynı malzemeden tekrar sipariş verebilirim. Yani sistemin beni yönlendirmesini istiyorum. Çünkü elimizde yok. Örnek veriyorum. Bugün X kumaş yok. Ama yarın gelecek. Şimdi ben yarın gelecek kumaşa gidip tekrar bir satın alma emri oluşturup gidip bunu satın alıp bunun parasını ödersem bir verimsizlik ortaya çıkar. İşte bunların da önüne geçmek için ERP bize bu imkanı sağlıyor. Bir de sisteme diyorum ki satın alma istek belgesi yarat, aynı zamanda iş emri yarat. Yani sistem otomatik olarak benim için ilgili siparişteki ürün ağacındaki malzemelere istinaden satın alma istek belgesi yaratacak. Aynı zamanda üretime veriyor olacağım iş emrini de yaratacak. Üretim emri refakatçi formu şeklinde kavramlarda da kullanılıyor. Bazı firmalar üretim emri diyor, bazıları iş emri diyor, bazıları refakatçi formu diyor. Yani kavramlar değişiyor. Ancak sonuç olarak baktığımızda üretime vermiş olduğumuz A4 çıktı aslında. Örneğini de birazdan paylaşıyor olacağım. Şimdi ben bu formu çalıştırıyorum. Raporu. Bu raporu çalıştırmamla birlikte sistem bana uygu setini üretmek için kullanmam gereken ham maddeleri getirdi. İşte dokuma kumaş, elyaf, kadife kumaş gibi gibi, yastık kılıfı gibi. Bu bilgiler nereden geldi? İlgili uyku setinin ürün ağacından geldi. Ben daha önce içeriye ürün ağacı tanımlamıştım. Demiştim ki uyku setini üretirken işte 3 metre dokuma kumaş. Bu dokuma kumaştan 1 metre, elyaftan 1 metre, kadife kumaştan 1 metre şeklinde tüketeceğimi ben daha önceden sisteme ürün ağacı olarak girmiştim. Ve sistem gitti o ürün ağacındaki verileri kullanarak bana bir ihtiyaç listesi çıkarttı. Dedik yani bunları satın alman gerekiyor. Ben de tamam dedim ve sistemin beni yönlendirdiği şekilde otomatik olarak bir satın alma emri de oluşturdum. Yani sistem şunu diyor. Satın alma istek belgesi, SIB'in satın alma istek belgesinin kısaltması SIB. 2021 tarihli A kodlu 16 numaralı satın alma emrini de sistem otomatik olarak benim için oluşturdu. Birazdan 16 numaralı formada gidip ne oluşturduğunu da görüntülüyor olacağız. Bir de iş emri oluşturdu. Yani üretim emri diyoruz ve refakatçi form da diyoruz. Üretime vereceğimiz olan form. A4 çıktı. Onu da oluşturdu. Onu da birazdan görüntülüyor olacağız. Şimdi satın alma iş akışına devam edelim. Buradan satın alma modülüne gittim. Bizim satın alma talep numaramız neydi? 16'ydı. Bakalım 16. numarada neler var. Görmüş olduğunuz gibi ilgili ham maddeler geldi. İşte 3 metre bundan, 1 metre bundan, 2 metre bundan şeklinde. Buradaki önemli noktalardan biri şu. Bakın satır açıklamasında MRP yazıyor. Yani bu talebin MRP tarafından MRP raporu ile otomatik oluşturulduğunu görüntülüyoruz. Bu çok önemli. Çünkü yarın öbür gün geriye dönük raporlamada ya da denetimde bu talebi kimin oluşturduğu veya bu talebi neye istinaden oluşturulduğu şeklinde bazı sorgular denetimlerde yaşanabiliyor. İşte bu yüzden de sistem otomatik olarak buraya MRP şeklinde satır açıklamasında doldurmuş oldu. Şimdi biz satın alma istek belgesini sistem bize otomatik oluşturdu. Yani satın alma talebini. Şimdi bunun da onayını verelim birlikte. Bu şekilde bakın yine ekrana okuttum. İlgili ürünler geldi. Tabii ben bunları bu şekilde hızlı hızlı onaylıyor olacağım. Eğer onaylamayacaksam burada kontrole basıyorum. CTRL'ye basıp çift tıkladığım zaman onaylamıyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsinin ben onayını veriyorum. Normalde tabii bu onaylar bu şekilde hızlı yürümüyor firmalarda. Farklı işte stok durumları kontrolü olsun. Farklı bu stokla alakalı firma içerisindeki departmanlar arasında soru iletişimi olsun vesaire olabiliyor. Biz şu anda hani bir fabrikadaki örnek bir simülasyon çalışması yapıyoruz. Her şeyin yolunda gittiğini düşünerek. Bunun onayını da verdikten sonra artık kapsama geçebiliriz. Bu satın alma iş akışı bu arada özellikle kurumsal işletmelerdeki ve genelde de yabancı ortaklı işletmelerde çalışan bir yapı. Çünkü hani küçük ölçekli firmalar böyle bir detaylı satın alma yönetmiyor. Genelde sipariş geçiyor, bırakıyor. Biz talepten başlayıp tekliften onaylama ve siparişe dönme şekilde tüm akışı inceleyeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi kapsama geldik. Kapsama gelmemizle birlikte şöyle bakın ilgili kapsam modülüne geldim. Bu kapsam şu demek oluyor bu arada. Satın alma taleplerini hangi tedarikçilerden teklif toplayarak aksiyon aldıracağım demek oluyor. SİB'e tıkladım. SİB'e tıklamamla birlikte bakın 28 Aralık tarihli ilgili taleplerimiz burada. Bunları okuttum. Okutmamla birlikte tüm miktarlar vesaire otomatik oldu. Ben bir veri girmedim. ERP'nin önemli noktalarından biri de budur. Veri sadece bir kere girilir.
Bu çok önemli. Yani baktığımız zaman paket program olmadığı için tüm departmanlar aynı yazılımı kullanıyor. En başta sadece satış siparişi girildi. Bu satış siparişine istinaden bir daha biz veri girmedik. Girilen satış siparişine istinaden sistemin modüller arası iletişiminin ilişkisini sağladık. Şimdi burada yurt içi satıcılardan diyorum ki ben bu ham maddeleri bu sefer bakın test satıcı cari anonim şirketi. Test satıcı cari anonim şirketinden teklif topla diyorum. Sisteme o emri veriyorum. Şimdi onu kaydettim, çıktım. İlgili test satıcı cari anonim şirketi firmasına talebimiz ulaştı. Şimdi ise teklifin geldiği aşamadayız. Yani teklif geldi. İlgili kapsamı seçtim. Burada bakın kapsamı seçmemle birlikte yurt içi satıcılar burada otomatik olarak test satıcı cari anonim şirketi geldi. Buradan formu okutmamla birlikte bakın ilgili ham maddeler de otomatik geldi. Hiç veri girmiyorum. Tamamen yani süreçle alakalı veri girmiyorum. Tamamen güncel bir akışı ilgilendiren veriye giriyorum. O da nedir? Fiyat. Bu teklif nereden geldi? Test satıcı cari anonim şirketinden geldi. O yüzden buna benim bir fiyat girmem lazım. Yani normalde işte firma bana gönderdi. Ben de A4 çıktı da veya PDF'de vesaire mailde inceliyorum. Oradaki verileri buraya giriyorum. Normalde bu verileri aslında şeyle girmeyebilirdim. Yani bu şekilde manuel girmeyebilirdim. Şöyle mesela ilgili satıcı firmaya web üzerinden erişebileceği bir portal da verebilirdim ve teklifleri o sistemden girip buraların otomatik olarak dolması imkanını da sağlamış olabilirdim. Yani bu tamamen proje bazlı ihtiyaçlara göre özelleşebilen bir yapı aslında. Şimdi ilgili fiyatlarımızı doldurdum. Burada 3 metre ise ona göre ilgili hesaplama yapıldı. 30 lira şeklinde. Bunlar 10 lira, 20 lira şeklinde örnek bir veri girişi yapmış olduk. Şimdi teklifimizde sisteme girdik. Genelde tabii ilk teklifler kabul edilmiyor. İkinci teklifler işin içine giriyor. Böyle olunca şu şekilde bakın onu da göstereyim. İlgili formu okutmamla birlikte bu sefer birinci teklifin ikinci versiyonuna geçti sistem otomatik olarak. Yani böylece teklifler arası karşılaştırma analizinde de tüm versiyonları sisteme girmek ve bu versiyonlardan daha sonra en doğru kararı almak için de veri yönetmek mümkün oluyor. Ben şimdi revizeye teklif girmeyeceğim. Birinci teklif üzerinden ilerliyor olacağım. Ne yaptık? Şimdi teklifleri de girdik içeriye. Bu sefer teklif onay aşamasındayız. Yine kapsamı çağırıyorum. Bir önceki aşamadaki kapsamı çağırmamla birlikte formu okuttum. Bakın ilgili kapsama girmiş olan fiyatlar otomatik olarak geldi. Biz tekrar bir veri girişi yapmadık. Şöyle. Yine ben bunları onaylıyorum. Bu onaylar cep telefonundan ya da tablet ve benzeri araçlardan da verilmesi mümkün bu arada. Çünkü genelde sahada oluyor insanlar. Bilgisayar başında olamıyor. Bunları telefonla da onaylarını vermeleri gerekiyor. Şimdi ben bu teklifleri de onayladım. Teklifleri onayladıktan sonra artık satın alma sipariş aşamasına geçebiliriz. Bu sefer satın alma sipariş modülüne tıkladım. İlgili formu okuttum. Buradan ilgili yurt içi satıcılar test satıcı cari seçtim. Bakın burada bu sefer tekliflere tıkladım. Bizim bugün girmiş olduğumuz teklif burada. Onayladım. Bakın tüm bilgiler otomatik yine doldu. Ben herhangi bir veri girişi yapmadım. İşte 3 metre bu dokuma kumaştan 30 lira vesaire bu tutarlar da geldi. Bakın burada geçmişini de görebiliyorum. İlgili sürecin işte SIP oluşturulmuş yani talep oluşturulmuş. Daha sonra kapsama dönüştürülmüş. Şimdi ise sipariş aşamasındayız şeklinde ilgili teklifin, ilgili talebin tüm geçmişini de görüntüleyip onun üzerinden de yorum yapabilme imkanımız oluyor. Şimdi satın alma siparişinin girişini yapıyorum. Ben onayımızı da şöyle vereyim. Buradan şöyle. Evet, satın alma siparişimizin de girişini yaptık. Artık bu şu demek oluyor. İlgili tedarikçi firmaya bu malzemeleri satın almak istediğimize dair satın alma siparişimiz gönderilmiş oldu. Bunu manuel olarak tabii ki mail üzerinden, PDF üzerinden de gönderebileceğimiz gibi sistem üzerinden de tedarikçinin tanımlı mail adresine de gönderme imkanımız oluyor ERP üzerinden. Şimdi satın alma siparişimiz gitti firmaya. Kumaşlarımız, elyaflarımız vesaire bu sefer geldiğini düşünüyoruz. Depo modülünden irsaliye ile satın alma irsaliyesi ile bu sefer bunları içeriye alıyoruz. Yine satıcıdan yurt içi satıcılar
test satıcı cari onarım şirketi bu sefer açık siparişlere tıkladık. Bakın bizim siparişimiz burada. 28 Aralık tarihli. Okutmamızla birlikte tüm bilgiler otomatik olarak doldu. Bakın şu anda mesela tutarla alakalı bir bilgi yok. Çünkü irsaliyede tutar olmuyor. Fatura konusu da tutar. O yüzden irsaliye sadece miktarsal bir konudur. Taşıma belgesi olarak da geçiyor. İrsaliye ile birlikte şu anda bakın stoğa otomatik olarak bu ham maddenin girişini yapmış olacağız. Ve sistem bize otomatik olarak yerlik giriş fişini de oluşturuyor olacak. Yani bizim tekrar bir veri girişi yapmamıza gerek olmuyor. Şimdi ben bu satın alma irsaliyesinin de girişini yapayım. İrsaliye numarası boş geçilemez diyor. Ona bir numara verelim. Numara vermemizle birlikte artık sistem kabul edecektir. Ve şu anda irsaliye girişini yaptık. İrsaliye girişini yapmamızla birlikte malzemelerimiz stoğa yani login ERP sistemindeki stoğa da girmiş oldu. Şimdi üretimi yapalım. Biraz önce otomatik olarak oluşturduğumuz üretim emirlerini öncelikle paylaşmak isterim. Şöyle yapalım. Uyku seti bizimki buradaydı. Bakın 28 Aralık 2021 tarihli iş emrimiz burada. Bunu okuttuk. Bu iş emrini bize sistem otomatik oluşturdu. Ne yapacağız iş emrinde? 28 Aralık'ta üreteceğiz. Uyku seti üreteceğiz. Uyku seti üretirken kullanacağımız ham maddeler, bunlar miktarlar şeklinde tüm veriler oluşmuş oldu. Herhangi bir tekrar bir veri girmedik. İş emrimiz otomatik oluştu. A4 çıktı örneğinde gösteriyor olacağım. İş emrinde aynı zamanda sadece malzeme değil biliyorsunuz operasyon bilgileri de yer alıyor. Yani bu üretimi yapacağız ama yaparken hangi aşamalardan geçecek? İşte ben örnek olsun diye dikim, kesim, nakış. Mesela bu şekilde operasyonlardan geçeceğini de görmenizi istiyorum. Çünkü MRP ya da üretim dediğimiz zaman sadece malzeme değil, belki yani daha önemli demeyeyim de %50 yani. %50 malzeme planlama, %50 o üretim planlama çok çok önemlidir. Özellikle endüstri mühendisi arkadaşlarımız sahaya indiğinde fabrikalarda çalışacaklarsa da genelde üretim proseslerinde de yer alınırsa işte malzeme planlama, üretim planlama gibi alanlarda da çalıştığını görüyoruz. Bunları sistem üzerinden de yani ERP üzerinden de yapan arkadaşlarımız çok daha rahat bir ortamda çalışmış oluyorlar. Aksi halde Excel'de tutulan verilerle gerçekten boğuşmak çok kolay olmuyor. Bunu da dipnot olarak paylaşmak istedim. Şimdi iş emrimiz buydu. Ben bu iş emrinin örnek A4 çıktısını da sizlerle paylaşayım. Bu format tamamen proje bazlı özelleşebiliyor. Yani yazı, büyüklüğü, font, cinsi vesaire hepsi proje bazlı özelleştiriliyor. Burada uyku setimiz var. Üretilecek uyku seti. Aynı zamanda ham maddelerimiz, ilgili dokuma kumaşlar, elyaflar vesaire gözüküyor. Burada bir de barkodumuz var. En başta gösterdiğim gibi eğer üretim sürecini de barkodlu olarak yönetmek isteyen firmalar olursa üretim emrine de yani iş emrine de barkod getirebiliyoruz. Sadece barkod değil bazen fotoğraf da getirebiliyorlar. İlgili ürünün fotoğrafıyla alakalı olarak da bazen bilgi taşımak gerekebiliyor çünkü üretime. Bazen teknik çizim aktarmak gerekiyor. Bazen mesela teknik çizim 3 boyutlu PDF iletmek gerekiyor üretime. Çünkü onun çeşitli analizlerini yapması gerektiği için. Ya bunlar hep ERP yazılımlarıyla entegre bir şekilde yönetmek mümkün olan süreçler. Yeter ki bir yerden başlansın. Excel'den kurtulup satış siparişinden yani üretime, sevkiyata kadar tüm süreçleri ERP yazılımıyla yönetebilme aşamasına gelsin firma. Çünkü gerçekten çok çok değerli ve gitgide de ERP'nin önemi artıyor. Yani bunu özellikle pandemide çok gördük. Bize gelen taleplere baktığımız zaman pandemide ciddi bir artış oldu. Gitgide bu artış devam edecek. Şöyle bir dipnot da vereyim sizlere. Özellikle 2022 yılında 2022 yılı itibariyle üretim işletmelerimizdeki kapasitenin ciddi anlamda artması planlanıyor, bekleniyor. Buna işte pandemi veya farklı etmenlerden dolayı işte Çin'deki üretimin Türkiye'ye kaymasından olduğu da bahsediliyor. Bu da hem sizler tarafında hem bizler tarafında ciddi bir fırsata dönüşüyor. Bu çünkü sizler sahaya inip bu projeleri sizlerin sahiplenmesi gerekecek. Çünkü kapasite artınca çalışan sayısı artacak. Bir de kapasite artınca yani üretim kapasitesi ve talep artınca daha doğrusu arzın da artması gerekecek. Bu arzı da Excel'lerle vesaire yönetmek imkanı iyice azalacak.
Yani ERP olan talep artacak, Excel olan talep aşağı inecek, sizlere olan talep de artacak. Yani ciddi bir önümüzdeki yıllarda 2022 itibariyle gerçekten iyi bir fırsat var. Yani sadece endüstri mühendisliği değil, yönetim bilişim sistemi olsun, işletme olsun, farklı disiplinlerdeki arkadaşlarımız da gerçekten ciddi bir iş fırsatı yılı olacak. Hani umarım herkes için de böyle olur. Staj noktasında da düşünebilirsiniz. Yani şu anda örnek veriyorum, ikinci sınıfız. Staj fırsatlarındaki sizlere olan ilginin de doğru orantı artacağını emin olabilirsiniz. Çünkü yani bir üretim işletmesine staja gittiğiniz zaman hani tabiri caizse sizlere fotokopi çektirmek yerine bizzat üretim süreçlerinde görev verme ihtimalleri yükselecek. Çünkü işler artacak. O yüzden inşallah güzel birkaç yıl inşallah bizleri bekliyor. Ve bunun da devam edeceği de gözüküyor. Çünkü belirttiğim gibi özellikle Çin'deki üretimin Türkiye'ye kayması şeklinde bir plan, beklenti, öngörü var diyebilirim. Şimdi iş emrinizde bahsettik. Artık üretim yapabiliriz. Login ERP sisteminde backflashing diye bir modül var. Çok kolay bir şekilde üretim aynı zamanda tüketim yapmamıza da imkan sağlıyor. Şimdi bakın ben ilgili iş emrini okuttum. Biraz önce onu kopyalamıştım. Burayı yapıştırdım. İlgili iş emri formunu okuttum. Okutmamla birlikte sistem bana ham maddelerimizi otomatik getirdi. Ben herhangi bir şekilde yine veri girmedim fark ettiyseniz. Bunların yeşil olmasının sebebi stoğumuzda var demek oluyor bu arada. Eğer stokta olmasaydı kırmızı veya örnek veriyorum 3 metre gerekirken stokta 2 metre olsaydı bu sefer turuncu şeklinde renklendirmeyle de bunları göstermek mümkün. Stoğumuzda olduğu için herhangi bir problem yok. Bunları tüketip daha sonra ise uyku setini girişlerde yani üretiminde yapacağımızı birazdan görüyor olacağız. Oto çıkış girişe tıklamamızla birlikte şu şekilde bakın sistem otomatik olarak bu ham maddeleri ham madde deposundan bu birimlerde bu miktarlarda çıktı. Girişler kısmında ise uyku setimizi sevkiyat depoya girdi. Bakın ham maddeler ham madde deposundan çıktı. Ürün sevkiyat deposuna girdi. İşte bunlar hep parametrik. Arka tarafta ERP sorumlusu ya da ERP danışmanı ve benzeri unvanları aldığınız zaman bunları sizler yapacaksınız. Veya bizler gibi firmalardaki danışman arkadaşlarla birlikte yapacaksınız. Yani bunları hep sizler projenin içerisinde aktif olarak yer alacaksınız. Ve dediğim gibi gitgide de ihtiyaç çok yüksek oranda artıyor samimi olarak söylüyorum. Şimdi ürünümüz sevkiyat deposuna girdi. Çıkışta da ham madde depomuzdan bu ham maddeler çıktı. Şimdi ben bunu kaydetmemle birlikte bu sistemi yönetmiş olacağım. İş emri tamamlandı mı? Evet, tamamlandı diyorum. Ve artık ilgili üretimimiz yani uyku setimiz depoya girmiş oldu. Ham maddelerimiz tükenmiş oldu. Şimdi artık ilgili ürünümüzün irsaliyesini, bu sefer satış irsaliyesi kesiyoruz. Biraz önce satın alma irsaliyesiyle ham maddeleri içeri almıştık. Şimdi satış irsaliyesiyle ilgili uyku setimizin sevkiyatını yapacağız. Formu okuttuk yine. Bakın herhangi bir veri girmiyorum. Buradan müşteri seçeyim. Yurt içi müşteriler, test müşteri. Açık siparişe tıklamamla birlikte test müşteri, anonim şirketi firmasının açık siparişlerini görüntülüyoruz. 3 tane açık sipariş var. Bizim siparişimiz hangisiydi? 28 Aralık tarihli siparişte okuttum. Lotla dedim. Yani sistemde test müşteri anonim şirketine özel üretmiş olduğum uyku setinin lot numarasını yani parti numarasını getirdim. Bu formu da okutmamla birlikte şu anda ilgili uyku setimi müşteriye sevkini yaptık. Araca yükledik şeklinde düşünebilirsiniz. Süreç bu şekilde. Daha sonra fatura ile birlikte de artık işin muhasebe kısmını yönetiyoruz. Ne yaptık özetle? Öncelikle bir sipariş girdik. Bir satış gerçekleştirdik. Bu satışı istinaden onayladık. Onayladıktan sonra satış siparişine bağlı malzeme ihtiyaç planlama raporu çalıştırdık. İlgili siparişe bağlı ürün ağacını patlattık ve otomatik olarak iş emrinin yaratılmasını sağladık. Satın alma sürecini işledik burada. Talep onay, kapsam yani tedarikçi tespiti, aynı zamanda teklif girişi, teklifin onaylanması şeklinde siparişe döndük ve daha sonra bu siparişi tedarikçi firmaya geçtik. Tedarikçi firmaya geçmemizle birlikte ham maddelerimiz geldi. İrsaliye modülüyle ham maddelerimizin girişini yaptık. Üretim emrini inceleyip üretimi gerçekleştirdik. Sadece üretimi gerçekleştirmedik, aynı zamanda üretimin olmazsa olmazı ham madde tüketimlerini de gerçekleştirdik.
Daha sonra da sevkiyat modülü aracılığıyla da satış ihtarliyesimizi kesip ilgili ürünümüzü müşterimize sevk etmiş olduk. Normalde yani hızlı bir şekilde geçmiş olduğumuz bu süreç işletmelerde bazen bir hafta, bazen en az 3 gün, bazen 1 ay şeklinde olabiliyor. Onu da dipnot olarak paylaşmak istedim. Soru varsa alabiliriz Mesut. Şöyle yapalım. Sunumunuz için size teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi chat kısmından arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de etkinliğe başvuru sırasında konumuza yetmek üzere bize sorduğunuz sorular vardı. Onları Ahmet Bey'e ileteceğim. Memnuniyetle. Derseniz ilk soruyu ben sorayım. Buradan Tamam. sorulan sorulardan başlayalım. Tamam. LIP ne işe yarar? Ve endüstri mühendisliğinde LIP'nin önemi nedir diye bir soru yönetilmiş bize. Evet, aslında demoda da görmüş olduğumuz gibi ERP bir işletmenin tüm iş süreçlerini, yani muhasebe, satış, satın alma, stok gibi tüm iş süreçlerini yönetmemizi sağlayan bir bilgisayar programı. Ülkemizde de birçok ERP firması var. Biz de onlardan biriyiz login yazılım olarak. Benim web sitemde de ahmetsavaşgoktürk.com.tr'de de hem yerli ERP hem de yabancı ERP markalarına dair de bilgi paylaşımda bulunuyor. Mutlaka onları da incelemenizi öneririm. Çünkü sahaya indiğinizde sadece karşınıza login ERP değil, farklı ERP markaları da çıkacağı için bu noktada sizlere avantajlı bir durum oluşacaktır, ortam oluşacaktır. İkinci soruya geçelim isterseniz. Tamam. LIP proje yöneticisi olarak olmak kimlere uygun değildir? Kimlere uygun değildir? Evet, genelde kimlere uygun değil. Kimlere uygun değildir kısmında benim genelde şöyle bir tecrübem oldu çünkü arkadaşlarımla yani uzun yıllar çalışıyoruz. Şimdi mesai saati kavramı maalesef pek olmuyor ERP projelerinde. Çünkü örnek verelim. Biz bir şimdi ERP firmasıyız. Login yazılım. Ben bir ERP danışmanı olduğumuzu düşünelim. Şimdi benim danışmanlığını yapmış olduğum firma mesela bir tekstil üretim işletmesi ve genelde bu işletmelerde 24 saat çalışıyor. Şimdi bu firmalar 24 saat vardiya usulü çalıştığı zaman bir problem olduğu zaman her ne kadar sözleşmelerimizde işte mesai saatleri içerisinde destek olunacaktır gibi böyle sözler vermiş olsak da mesai saati kavramı olmuyor ve mesai saat dışında da bazen çok yoğun bir şekilde iletişim trafiğine de şey olabiliyoruz, maruz kalabiliyoruz. Yani bu noktada hani ben işte sadece 9-6 arası çalışırım, çalışmak isterim diyen arkadaşlara ERP proje yöneticisi, ERP danışmanı unvanı pek uygun olmadığını söyleyebilirim. Bir örneğim daha olacak, o da şu. Bununla ilgili hatta bir deneyim de oldu. Ben biliyorsunuz öğrenci arkadaşlarımıza olabildiğince destek sağlamaya çalışıyorum. İşte işlere yönlendiriyorum vesaire. Birkaç yıl oluyor, bir arkadaşımız vardı. Ben ERP danışmanı olmak istiyorum dedi. Yönetim bilişim sistemleri mezunuyum. Tamam dedi, çok güzel. Çabalıyoruz işte iş bulmak için. Sonra iş bulduk. Yaklaşık 1 ay sonra bana ilgili firmanın yöneticisinden şöyle bir dönüş geldi. WhatsApp'tan hatta mesaj iletildi. İşte ben çok yoruldum, çok hasta oluyorum. Bu yapamıyorum falan diye bana direkt forwardlandı bu mesaj. İlgili arkadaşımızdan dönüş gelmiş. Yani şunu demek istiyorum. Çalışma temposu çok yüksek olan bir iş, ERP işi. Masa başı işi değil, sahada bizzat toz yutmak gereken bir iş. Çünkü masa başında her ne kadar dijital ikiz kavramından bahsediyor olsak da, geçenlerde bir yazıda yazdım hatta onunla ilgili, ama daha o düzeyde değiliz. Yani işletmenin dijital ikizini çizip, simüle edip, onu bilgisayar başında ERP'ye implemente etmek günümüz şartlarında çok gerçekçi değil. İnşallah olacak ama yani hedefimiz o. O yüzden vizyon olsun diye zaten ben de onunla ilgili yazı yazmıştım. Bu noktada yani o yüzden bizzat sahada bulunmak gerekiyor. Bu saha bazen bir sanayi bölgesindeki bir işletmede işte örnek veriyorum çok soğuk bir ortamda da olabiliyor. Veya yazın sıcağında kamyonun başında irsaliye kesimi sürecinde de yer almak olabiliyor. O yüzden şartların biraz ağır olma şeyini bilmek gerekiyor. Hani bu şartlara da ayak uyduramayan arkadaşlar genelde buralarda maalesef uzun vadeli çalışamıyorlar. Ama bu şartlarda devamlı böyle değil tabii ki. Yani yüzde yani oranda vermeyeyim yanlış bir şey olmasın, ama hani genelde işte bazen ofiste masa başı, bazen fabrikanın ofisinde masa başı.
Ama yoğunlukla da işte dediğim gibi sahada böyle süreçler yaşanabiliyor. O yüzden bu iki sebep eğer ilgili arkadaşlar varsa pek tavsiye edilmiyor diyebilirim. İstersen chat'teki sorularımıza bakalım, sonra devam edelim benim sorularımdan. Tabii ki memnuniyetle. Ben de bakıyorum hemen. Şöyle izleyelim. Demoyu kendi bilgisayarımızda değil mi? Şöyle Ergül Aslan. Login ERP sistemimizin bir demo ortamı olamıyor. Ancak şöyle yapalım. Şuradan ben şöyle mail adresimi yazayım. Mail adresimi yazdım. Mail adresime bana mail göndermenizi rica edeceğim. Bir demo yani ERP demosu istediğinize dair. Ben login olmasa da farklı bir demoyla memnuniyetle dönüş yapmaya çalışacağım. Yardımcı olabilmek adına. Onun dışında login yazılımı, ERP programı, diğer programın farkı nedir? Şimdi aslında ERP yazılımı dediğimiz zaman Yankı Ayaz Koç'un sorduğu soruya istinaden yani çok fazla bir farklılık olmuyor. Burada önemli olan doğru danışmanla süreçlerin doğru bir şekilde ERP yazılımına implementasyonu. Ama tabii ki sektörel uzmanlıklar olabiliyor bizim gibi ERP firmaların arasında. Biz mesela mobilya sektöründe, kimya sektöründe, gıda sektöründe, plastik ambalaj sektöründe çok uzmanlaşmış bir firmayız. Ama örnek vereyim, inşaat sektöründe çok iddialı değiliz. Onun dışında farklı mesela sıcak satış diyoruz. Yani perakende satış tarafında çok iddialı değiliz. Bu şekilde farklı uzmanlıklar olabiliyor. Bazen hatta biz inşaat projelerinde mesela farklı bir dostlarımız var, onlara yönlendiriyoruz. Farklı sektörlerdeki farklı ihtiyaçlarda farklı yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her işi yaparız mantığı sektörümüze de zarar veriyor. Ya bizim en büyük farkımız siparişi özel, konfigüre üretim yapan, yani spekli üretim de yapan, plastik ambalaj tarafında çok kullanılıyor. Üretim yapan işletmeleri uçtan uca çözüm sağlayabilen bir firmayız. Muhasebemiz var, e-fatura, e-dönüşüm dediğimiz konu yani e-defter, e-arşiv faturası gibi süreçlerde de aktif olarak proje sunuyoruz. Uçtan uca bir hizmet sağlıyoruz. Burada dediğim gibi mesela önemli farklardan biri de yazılımın dışında hizmet. Biz mesela İstanbul merkezi ve tüm Türkiye ve yurt dışına da Amerika olsun, Azerbaycan, Ürdün, oralarda projelerimiz var. Direkt merkezden bu hizmeti veriyoruz. Herhangi bir şekilde bayiye yönlendirmemiz. Bu da hizmet kalitesini yukarıda tuttuğuna inanıyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim önemli farkları. Dördüncü sınıfta olup ERP öğrenmek için geç kaldık. Kesinlikle geç kalmadık. Yani o noktada ben olumsuzluğa çok karşıyım. Kesinlikle. Zaten yani gerçek anlamda da bu arada geç kalmadık. Yani kesinlikle olumsuzluğa düşmeyin. Gayet de güzel, bilinçli bir seviyedeyiz. Belli bir akademik olarak bir birikime de sahibiz. O yüzden çok çok güzel bir durum. Dördüncü sınıf çok uygun. Stajımız olduğunu tahmin ediyorum. Stajımız da varsa mümkünse tabii ki yani bazen şöyle oluyor. Staj bulduk da ERP'yi mi sorgulayacağız diyebiliyorsunuz. Çok normal ama ERP olan bir işletmede en azından staj yapabilirseniz müthiş olur. En azından ERP kavramında sahada nasıl çalıştığında bizzat görüntülemiş olursunuz. Deneyim sahibi olmuş, deneyim elde etmiş olursunuz. Onu söyleyebilirim. Ben devam edeyim isterseniz. Tabii ki. RIP alanında eğitim aldıktan sonra bu alanda çalışmazsak yetkinliğimizi kaybeder miyiz diye bir soru yöneltilmiş. Kaybetmeyiz aslında. Bisiklet binmek örneği çok veriyorum. Çok belki klasik olacak ama gerçekten öyle. Hani sonuçta bisiklet binmeyi öğrendik. Bisiklet binmesek de belli bir süre sonra da bisiklete genelde binebiliyoruz. O yüzden ERP de öyle bir şey. ERP zaten böyle ezberlenen bir şey de değil. Bisiklet binmek gibi. O yüzden hani çok sorun olmaz. Ama genelde de ERP'ye adım atmış olan arkadaşlar bir şekilde her yerde karşısında ERP'yi buluyor. Çünkü aslında hayatımızın her yerinde ERP var. Yani bugün siz mesela bir mağazadan, elektronik mağazasına gidiyorsunuz, stok soruyorsunuz en basit haliyle. Baktıkları program ERP. Yani biz farkında değiliz ama her yerde ERP ile yaşıyoruz. Yani bu noktada bir alışveriş yapıyoruz, bize bir SMS geliyor, bir anket geliyor vesaire. Bunlar bir ERP, CRM sistemleriyle yürüyor. Arka tarafta çalışan yazılımlar. ERP de bunları sağlayan bir araç. Aslında o yüzden ERP hayatımızda her zaman yakında olacak bir önemli bir konu diyebilirim.
Devam edeyim. Türkiye'deki gıda ve tekstil ihracatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gıda ve tekstil ihracatı. Bahsettiğim gibi çok yani zaten gıdayı bilmiyorum ama tekstil tarafında çok iddialı olduğumuzu biliyorum sektörden duyduğum kadarıyla. Sektör bağımsız olarak gıda dahil özellikle mobilyada da çok iyiyiz mesela ihracatta. Yani ciddi anlamda çok büyük mobilya ülkelerine kafa tutuyoruz yani. Bu noktada çok samimi bunları paylaşabilirim. Tabii ham madde sıkıntısı falan vardı. Biraz yavaşlattı 2021 yılında üretici işletmelerimiz. İşte MDF, sunta ya da konteyner mesela yani mal var, müşteri var yurt dışında gönderemiyorduk. O tarz problemler de vardı ama çözüldü. Şu an daha iyi global olarak dünya ticareti. O yüzden sadece gıda ya da tekstil üzerinde değil. Gerçekten 2022 yılında, 2022 yılı itibariyle ciddi anlamda ihracatın artacağı bir ülke konuma geldik. Tabii burada farklı işte exchange rate diyorlar ya yani döviz karşısındaki TL duruşundan dolayı da biz talep gören bir ülke konumuna da geliyoruz. TL bazında çünkü yurt dışına çok uygun iş yapmış oluyoruz. Yani bugün geçenlerde bir kuzenimin işletmesi hatta bir işte 10 paletlik bir sevkiyat yaptı. Mesela 6.000 euroluk. Normalde mesela 6.000 euro baktığımız zaman TL'ye çevirince ciddi bir tutar olarak görülürken onlar için aslında çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Peşin gönderdiler mesela. Genelde öyle çalışılıyor zaten. O yüzden yani gitgide ihracatın da artacağı bir durum hal oluyor. Bunlar hep ERP ile ilişkili bu arada. Yani ihracat artması üretim artması ERP ihtiyacını ortaya çıkaracak. ERP ihtiyacı sizlerin ihracat artışı sizlerin iş bulma ihtimalini artıracak. Yani gerçekten büyük bir düzende, büyük resimde baktığımız zaman inşallah güzel birkaç yıl, kesin birkaç yıl olacak yani sanayi kapsamında. Devam ediyorum. Sizin uzman olduğunuz alan hangi işler üzerinde ilerliyor? Biz genelde yani login olarak mobilya tarafında çok iddialıyız. Aktif olarak hatta biraz önce de bir telefon geldi muhtemelen bir Ankara müşterimizden. Hemen onda dönüş yapacağım. Yani mobilya tarafında çok iddialıyız. Çok uzmanlaştık gerçekten. Sipariş özel mobilya yani satış siparişinde mağazalardan üretime kadar tüm süreçleri aktif olarak ERP yazılımımızla yönetebiliyor işletmelerimiz. Mobilya dışında da plastik, ambalaj, gıda, kimya gibi sektörlerde de iddialıyız diyebilirim. Şöyle geçelim o zaman. Üniversite bittiğinde donanımlı biriysek direkt piyasaya girmemizi mi önerirsiniz yoksa yüksek lisans ve benzeri şeyler yaparak ilerlememizi mi önerirsiniz? Kesinlikle direkt piyasaya gidelim. Yani ben de piyasaya girmiştim. Hani tabiri caizse. Sonra yüksek lisans yaptım. Daha verimli oluyor öncelikle onu söyleyebilirim. Çünkü yüksek lisans mantığından uzak daha çok iş dünyasına yönelik bir konu aslında. Şimdi tezli var, tezsiz var. O ayrı bir konu. Yani tezli ise zaten akademisyen olacağızdır vesaire. O farklı ama ben yani tezsiz, yani iş dünyası bazında söylüyorum. Ama bunun dışında gerçekten deneyim çok çok önemli hal alıyor. Yani sahaya yönelik olmanız çok çok önemli. Biz aktif olarak yeni mezun arkadaşlarımız olabilecek destek olmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten deneyim önemli. Yeni mezun arayışında olduğumuzda bile CV'de staj deneyimine bakıyoruz mesela. Yani stajın nerede yapmış? Stajda ne yapmış? Mesela çünkü şey diyoruz hatta ben hep söylüyorum yani stajda firma adı, hangi departmanla çalıştık, bir de ne yaptık? Kısaca bir yazalım. Yani çünkü CV'de ilgili karar verici baktığı zaman bir yorum elde etmiş oluyor. Sadece firma adı ya da ünvanda, departmanda yeterli olmuyor çünkü. Bir de ne yaptığınızı da kısaca yazın şeklinde önerilerimi bulunmaya çalışıyorum. O yüzden yani deneyim önemli. O yüzden biz hemen sahaya girmekte fayda var. Yüksek lisans zaten iş dünyasına paralelde yürüyebiliyor tabii şartlara bağlı olarak. Bunu söyleyebilirim. Diğerine geçelim. Kendimizi bu alanda veya farklı alanlarda nasıl geliştirebiliriz? Yani ben şimdi bununla alakalı çok fazla zaten içerik var Google'da ama ben bir an evvel sahaya yönelik aksiyon alınması taraftarıyım. Gerçekten ben uzun yıllardır işte öğrenci arkadaşlarla iletişimdeyim. Bu doğal olarak oluyor bu arada. Yani böyle agresif olarak değil de arkadaşlar mesela benimle böyle iletişim sürdürüyor vesaire.
fırsatlar çıkıyor. Bir bakıyorum mesela işe girmişler. Ama yani bunlar bu arada şey benim aracılığım ama doğal yollu oluyor. Yani bizzat tabiri caizse torpille vesaire yürüyen süreçler olarak düşünmeyin. Bunlarla da çok gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Yani aklıma gelen örneklerden biri mesela Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden bir arkadaş vardı. Çok 4 yıl falan oluyor. Biz arkadaşla devamlı iletişimdeydik. Bir şekilde işte staj oluyor, sonra proje oluyor vesaire. Sonra bir işte ilan paylaştım. Sosyal medyadan da paylaşıyorum arada görüyorsunuzdur. Sonradan işe girdi vesaire. Ama onun dışında tabii birçok arkadaşa destek oluyoruz. Yani sanayiyle etkileşim içerisinde olmanız önemli. Birçok kişi var öğrencilerin yanında olan. Bu kişilerle iletişimde olun, sosyal medyadan onları takip edin. İşte staj talepleri, iş talepleri ve benzeri noktalarda çünkü faydalı bir ortam yer alıyor. Burada da işte ahmetsavaşgörgü.com.tr web sitelerinde de sektöre adım adım şeklinde arkadaşları görürsünüz. Mesela Fuat aynı şekilde en son 7 Aralık'ta işte işe girdi staj olarak ama şey projede bizzat ERP projesine yer alıyor. Sinan direkt işe girdi mesela. En son biz ilk tanışmamız Eylül 2018'de oldu. Login yazılım ofisimiz o zaman tabii pandemi vesaire yok. Şu şekilde ofisimize gelmişti. Ya bunları bir şekilde yapmak gerekiyor ama dediğim gibi bunlar agresif olarak işte ben bir şekilde hani bir fırsat yaratacağım kendime değil doğal olarak oluyor. Biraz da tabii nasip kısmet de işin içerisinde yer alıyor diyebiliriz. Bu şekilde birçok arkadaşa olabilecek destek oluyoruz. Yani şunu diyeceğim. Bizler gibi iş dünyasındaki kişilerle aktif olarak iletişimde yer alın. Dünya küçük. Kimin nerede nasıl karşımıza çıkacağı hiç belli olmuyor gerçekten. O yüzden sizlerin de sanayideki kişilerle iletişimde olmasını çok samimi olarak öneririm. Bir sonraki sorumuza geçelim isterseniz. Tamam. Bir RIP'nin olmazsa olmazı nedir? En beğendiğiniz RIP sistemi hangisidir sizce? ERP'nin olmazsa olmazı dediğimiz zaman ya aslında ERP yani şimdi birçok yazılım firması var ülkemizde, dünyada da. Dünyayı bilmiyorum da ülkemizle alakalı şey yapayım. Şimdi bazen ERP dediğimiz zaman ERP'nin gerektirdiği modüller yer almıyor. Mesela bir bakıyoruz ben ERP firmasıyım diyor. Ama baktığımız zaman eksik modülleri var, eksik süreçler var. Bir ERP yazılımı olmuyor aslında. O yüzden hani çok fazla onunla ilgili yanlış yorum yapmak istemem. Ama en iyi ERP'ye de yorum yapmak istemem. Login yazılım çalışanı olarak. Çünkü en iyi ERP yazılımı diye bir şey de yok aslında da. Şimdi konu çok derinleşiyor. Çok da böyle şey yapmak istemem, vaktinizi almak istemem. Çünkü aslında en iyi ERP yazılımı diye bir şey yok. Sizlerin desteğiyle yani örnek veriyorum. Mesut Kahraman ERP danışmanı sahaya indi. Eline hangi yazılımı verirlerse versinler. Mesut Kahraman zaten eğer istiyorsa o işletmenin tüm süreçlerini o ERP'yi alır. Bir şekilde hani ERP'de olmayan süreçleri iyileştirir, geliştirir, yapar. Yani o noktada çok fazla en iyi ERP diye bir kavramın olduğunu inanmıyorum. Ticaret yapıyoruz hepimiz. Farklı ticari beklentiler dolayısıyla tabii ki birçok kavram kullanılıyor. Ama ERP'dir, yazılım yazılımdır. Bir şekilde hayata geçer. Tabii ki verimli kullanılması, kullanışlı olup olmaması gibi kavramlar yoruma açık. Yani derin bir konu dediğim gibi. O yüzden yeter ki en iyi şekilde destek olunsun ve ERP implementasyon süreci başarılı devam etsin. Başarısız ERP projesi olmaz bu durumda. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçeyim isterseniz. Tamam. Kendinizi bu yönde geliştirmek için ilham aldığınız bir kişi veya etkilendiğiniz bir olay var mı? Şöyle yaklaşık işte 8 yıldır falan çalışıyorum bu sektörde. Yaklaşık 3-4 yıl önce de özellikle iki projede aktif olarak çalışma gereksinimi çıktı ortaya. Normalde hani görevim değil aslında ben iş çözümleri tarafındayım. Yani ERP satış ve pazarlama tarafındayım. İşte 2020 yılıydı. 2019 dan 2020 geçişinde işte Soprano Mobilya olsun, Boreas Engineering firmalarında bizzat proje yöneticiliği yaptım. Ve bu projeler beni daha da heyecanlandırdı ERP'ye karşı. Çünkü yaptığınız çalışmaların faydasını bizzat somut olarak görmek ve bunların işletmeye sağladığı faydaları somut olarak görmek ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu
firmasında staj yaptığınız zaman bu talepte mesela direkt öne geçiyorsunuz. Yani bir mobilya üretimi, birçok Ankara'da mesela birçok mobilya üretimi var. Ankara'da ikamet ediyoruzdur. Şimdi bir stajlarda yani bir işletmede bir tecrübe olsaydı mesela çok daha iyi olacaktı. Gelen CV'lerde de genelde o olmadı. Tesadüf işte, bazen de olmuyor. Ama yine hatta şey yapayım, yani bu noktada işte yeni mezun, biraz da mobilya ile ilgili tecrübeli arkadaşlarınız vesaire varsa yani buradan da paylaşmış olayım. Şimdi ben de tecrübeli, bir tık tecrübeli olsun. Çünkü mobilyayı sıfırdan öğretmek istemiyorum diyor. Haklı. En azından işte stajda bir toz yutan kişi olsa bir tık daha iyi. Bizzat ERP sorumluluğu görev verecek çünkü. Login ERP'nin bizzat projesinde aslında sorumlu kişi olacak. Aktif olarak rol alacak. Çok değerli bir pozisyon ve uzun yıllar yatırım yapılacak bir pozisyon. Şey değil, hani bugün girdin, yarın ayrıl değil. Tam tersi, firmanın en önemli kişilerinden biri olacak bu kişi. En üst mühendisi olarak planlıyoruz inşallah. Ya da yani yönetim bilişim sistemleri de olabilir. Bakalım, yani öyle bir konuşmaydı bu da. Aslında gerçekten ilişkili bir konu konuştuklarımızla. O yüzden deneyim önemli. Yani yüksek lisans falan şey yapmayın. Yani yüksek lisansa direkt odaklanmanızı naçizane tavsiye etmiyorum. Mezun olur olmaz. Mezun olalım, iş bulalım, işe girelim. Zaten paralelde tezsiz yüksek lisans özellikle çok rahat yürüyor. Bizler de öyle yaptık. Biraz tabii ki yorucu oluyor. Ama gerçekten oluyor, onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Diğer soruya geçiyorum. Kriz anında nasıl davranmalıyız? Kriz anında şöyle yaşadım aslında bunu. Ya bu arada kriz anında derken ERP projenindeki kriz anı olarak algılıyorum soruyu. Bayağı bir sakin olmak gerekiyor. Hani sakinliği korumak, hani böyle panik yapmamak gerekiyor özetle. Bir ekip üzerine kurulu bir süreçse ekip arkadaşlarının da panik olmaması. İşte proje yöneticiliği orada devreye giriyor zaten. Yani hem proje yöneticisi sakinliğini koruyacak hem de ekip paydaşlarının sakinliğini koruması gerekiyor. Çünkü sakin olup problemin ne olduğunu tespit edip çözümüne odaklanmak inanın çok daha kolay. Genellikle ERP projelerinde böyle çözülemez, çok büyük problemler çıkmıyor. Tabii ki bu yazılımla da alakalı. Biz arka tarafta da IBM kullanıyoruz, Informatics veri tabanı. Hani en büyük problemler genelde veri tabanından çıkar diye söylenir. Biz o noktada avantajlıyız belki ama hani çok büyük problem çıkmıyor. Bu problemi öğrenelim, problemi bir tespit edelim. Tespitten sonra çözüm içinde zaten bazen daha tecrübeli kişilere danışmak gerekebiliyor. 15 saniyelik veya 10 saniyelik bir telefon görüşmesiyle problemi çözümünü öğrenip aksiyon almak. Yani sakin olmak vesaire başka bir şey gerekmiyor diyebilirim. Teknik bilgi birikimi, teknik yetkinlik farklı bir konu zaten. Teşekkürler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Çalışacağımız kurumlar gelecekte bize neleri vaat etmelidir? Neleri vaat etmelidir? Aslında biraz önce bahsettiğim örnek, yani uzun yıllar bu işletmede çalışabiliyor olacağımızı vaadi önemli bence, motivasyon noktasında. Bu önemli olabilir ama onun dışında neleri vaat edebilir şeklinde çok bir örneğim olmaz. Yani uzun yıllar inşallah hep birlikte çalışalım vaadi olabilir diyebilirim. Sizce LIP'nin en zor kısmı nedir diye bir soru yöneltilmiş. ERP'nin en zor kısmı diye bir soru olacaksa ve bunun cevabı olması gerekiyorsa üretim planlama diyebilirim. ERP ile üretim planlama kolay değildir. Çünkü üretimimiz otomotiv üretimi mesela mobilya üretimine göre çok daha kolay bir üretimdir. Çok uzun süreli bir üretim ve standartları olan bir üretimdir. Belli senaryolar tabii ki oluşabilir, işte makine arızası vesaire, ama B planı, C planı olduğu için hayat devam eder. Bizim genelde KOBİ dediğimiz ölçekli firmalarda yaşadığımız konulardan biri de bu. Hani bazen patronun tanıdığı devreye giriyor ve araya iş almasıyla birlikte tüm üretim planını bozabiliyor. İşte bunları da o yüzden ERP ile yönetmek zor. Biz orada MES yazılımlarından eğer çok dinamik bir üretim akışı varsa bunları MES yazılımıyla çözmeleri gerektiğini öneriyoruz. Çünkü MES'in direkt işi üretim, ERP kurumsal kaynak planlama yani merkezi sistem şeklinde oluyor. Hatta şöyle onunla alakalı olarak da
Mesle alakalı da bir makalemiz de var. Burada örnek olarak da web sitemde de inceleyebilirsiniz. Şöyle de paylaşayım. Burada ERP MES entegrasyonuyla nelerin yapıldığına dair örnek bir süreç. YouTube kanalında videosu da var. Mutlaka izlemenizi öneririm. Çünkü üretimi tek başına ERP ile yönetmek bazen mümkün olmuyor. Ancak MES'i ayrı, ERP'yi ayrı yönetmek de mümkün olmuyor, doğru olmuyor. Bu sebeple MES yazılımıyla ERP yazılımını entegre çalıştırmak ihtiyacı önemli bir hal alıyor. Bu konuyu da dipnot olarak paylaşmak isterim. MES'in de kavramı işte Manufacturing Execution System olduğu için direkt zaten oradan da anlarız ki üretim önemli. Kariyerinizde kırılma anı olarak düşündüğünüz bir an var mı? Şöyle askerlikten sonra askere gitmeden önceki iş yerimde devam ettim. Askerden geldim aynı iş yerine devam ettim. 2-3 ay sonra benim geleceğime yani kariyerime faydası olmayacağını gördüm ve müsaade istedim ayrıldım. Bu kırılma noktasıydı. İyi ki bunu yaptım çünkü onu yapmasaydım bugün sizlerle buluşamayacaktım. Bunun dışında gerçekten sevdiğim işi belki de yapamıyor olacaktım. Çünkü gelişime açık bir sektör olması dolayısıyla ERP çok çok değerli bir sektör. Yani işletmelere hizmet veriyoruz ve bununla ilgili yazım da var hatta. Yaşayan bir yapı aslında işletmeler. Yani bir insan gibi oluyor işletmeler. O yüzden de her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. ERP sektöründe. Bu da gerçekten beni heyecanlandırıyor. Devamlı dinç tutuyor. Yeni insanlar tanımak dışında yeni süreçler de öğreniyorsunuz. Bu zaten mesela Ağustos 2018'de hatta bunu yazmışım. Yaşayan bir yapı olarak ERP diye. Gerçekten öyle bir konu çünkü ERP yaşıyor. ERP'nin yaşama sebebi bu arada işletmeler. İşletmeler yaşadığı için ERP yaşatıyor. Devamlı gelişiyor, iyileşiyor. Bazen problemler oluyor. İnsan gibi o problemleri çözmek için bazı tedaviler uyguluyoruz tabiri caizse. Böyle bir sektör. O yüzden yani kırılma noktası o diyebilirim. İyi ki de öyle bir karar almışım diyorum. Çok şükür sizlerleyim bugün. Son sorumuz. Onu da ben sormak istiyorum. Tabii. Bu alanda çalışmak isteyen birisi olarak. Yani ERP öğrenmeden önce arka planda bilmemiz gereken neler var sizce? SQL. Yani gerçekten SQL çok önemli. Şöyle söyleyeyim, ERP'den önce SQL de diyebilirim bu arada. Çünkü ERP öğrenmek diye bir şey yok aslında. O da ayrı bir konu. Yani onun için de ayrıca böyle yani beyin fırtınası yapabiliriz. Belki de niye ERP öğrenme diye bir şey olmadığını da aslında yapmış olduğum demo akışından da anlamışsınızdır. Yani biz login ERP'yiz. Farklı arayüz, farklı menü, buton falan. Karşınıza login çıkmayabilir, X çıkabilir, Y çıkabilir. Bu sefer o yazılımları da mı öğreneceksiniz? O değil aslında. ERP bir kavramdır. Bu kavram nedir? Tüm departmanların yönetildiği tek bir yazılımdır. Bu yazılımı, bu imkanı sağlayan bizim gibi yazılımlar vardır. Bunlar da araçtır, amaç değildir. O yüzden ERP öğrenmek diye bir şey değil ama SQL öğrenmek diye bir şey var. O yüzden SQL'ü öğrenip ciddi anlamda daha sonra ERP projelerinde görev aldığınız zaman çok kolaylık çekersiniz. Ben de çünkü mesela veri aktarımlarında vesaire direkt Excel'le SQL cümlesiyle içeri veri aktarımları yapıyorum. Mesela Excel'de hazırlıyorum. İşte updates update, inserts insert, delete delete şeklinde aksiyonlarımı alıyorum basit düzeyde. Çünkü bunları ERP'nin üstünde yapmak bazen hani şimdi hızlı aksiyon almak isteyen kişilere de yavaş bir ortam sağlayabiliyor. SQL bize bu imkanı sağlıyor. Tabii çok basit örnekler verdim SQL'de ama daha detaylı aksiyonla işte raporlamada veya veri yazmada veya iş akış çalıştırmada da aksiyon alabilirsiniz tabii ki SQL bildiğiniz zaman. Bir de teknoloji değişiyor bu arada, gelişiyor. Amerika'da özellikle no-code diye bir teknoloji var. Türkiye'de henüz no-code olmasa da low-code şeklinde bir akış devam ediyor. Bununla ilgili de benim de çok değer verdiğim sektörde de hizmet veren bir yazılım firması var. O da eski ismiyle Octopod, yeni ismiyle Xpoda. Az kod çok iş şeklinde çok güzel bir sloganları da var. SQL bilerek yazılım geliştirme aracı bu. Yani direkt yazılım dili bilmenize gerek kalmıyor.
Örnek veriyorum işte C++ gibi, .NET gibi ve benzeri yazılım dili bilmeden sağlamış olduğu araçla SQL ile program yazıyorsunuz. İstediğiniz akışları hazırlıyorsunuz, ekranları hazırlıyorsunuz vesaire. Bunu da Xpro diye bir yazılımla Türkiye'de şu anda benim çok değer verdiğim bir firma. Firma sahibi de Şenol Bey de çok uzun yıllardır bu sürece inandı ve devamlı yatırım yaptı. Yeni yeni inşallah dönüşünü alıyordur diyelim. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Amerika'da da aktif olarak yer alıyor. Yani ve bu ülkemizde daha keşfedilmedi. Çok fazla bilinmiyor. Yani o yüzden SQL'i bilirseniz gelecekteki teknolojilere de kendinizi hazırlamış oluyorsunuz. Ek olarak ERP olur, Excel olur ve benzeri fark etmiyor Access'te. Yani her noktada bu SQL'i kullanıp kendinize güzel imkanlar yaratabilirsiniz. O yüzden SQL çok önemli. Yani onun dışında teknik olarak SQL dışında çok farklı bir önerim olmayabilir. Çünkü diğer hani nasıl diyeyim, kişisel yetkinlikler noktasında zaten biraz tahmin ediyorsunuz ne olabileceğini ama SQL gerçekten teknik olarak çok çok önemli bir yetkinlik. Teşekkür ederim. Ece Ayşe arkadaşımızın bir sorusu var chatte. İsterseniz ona bakalım. Tabii ki. ERP'nin genellikle artılarından ve avantajından bahsedip olumsuz veya dezavantaj. Şöyle söyleyeyim, yalın üretimciler genelde ERP'yi sevmiyor. Hatta bunu bir türlü tam araştıramadım. Toyota'nın mesela ERP'yi sevmediği, fabrikalarında da ERP kullanılmadığı falan belirtiliyor. Ben dediğim gibi çok bu konuya giremedim yani detaylı. Tam emin olmadığım şeyler hakkında da konuşmayı sevmem ama ERP'nin işletmeleri yavaşlattığını söyleyenler de var. Yani dezavantaj diyeceksek bir tık bunu söyleyebiliriz. Ama işte bunu da şöyle yıkıyoruz. Yeni teknolojilerle, yeni kullanıcı deneyimleriyle birlikte arayüzler değişiyor. Yani ERP arka tarafta kocaman bir veri tabanı. Abartmıyorum bunu, kocaman. Yani çok büyük, çok çok büyük bir veri tabanı. Ya bağlı bir yazılım aracı yerde. Ancak çeşitli minik ekranlarla, kullanıcı dostu arayüzlerle ve iş akışlarıyla ERP'nin bu yavaşlatma eleştirilerine karşı bunları avantajlı hale getirmek için de devamlı gelişiyoruz, değişiyoruz. Örnek veriyorum bir projemizde ambalaj üretimi. Mesela üretimde bir proje gerçekleştirdik. Biz üretimde sadece bir butona basıyoruz. Bir butona basıyoruz. Üretim butonu. Ürettik diyoruz. Şimdi bu üretim farklı bir üretim. Üretimi yaptığımız zaman sistem oradaki işte tartım bilgilerine, üretimdeki makine bilgilerine göre yeni stok kartları açması gerekiyor. Ve bunu önceden öngöremiyoruz. O anda üretimden çıkan, makineden çıkan verilere göre o verilere istinaden stok kart açılması gerekiyor. Normalde ERP ile gidip bu stok kartlarını tek tek açmak ciddi bir vakit kaybı. Ama biz derken operatör tıklıyor, bir butona basıyor. Arka tarafa yazılım geliştirildi. Sistem otomatik olarak bizim için stok kartlarını açıyor ve bu stok kartlarını ilgili üretimdeki ürün haricine bağlayıp tüketip üretiyor diye ürünü. Yani o yüzden dezavantajlar olabiliyor yavaşlattığı ile alakalı ama işte bunları da yöntem yeni geliştirilecek yöntemlerle vesaire avantajlı konuma getiriyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sesli olarak sorabilirsiniz isterseniz. Evet. Evet, saat zaten 6 olmuş, bayağı vaktimizi şey yaptık. Ben biraz önceki telefon görüşmesinden dolayı tekrar özür diliyorum bu arada. Yani gerçekten teorik olarak çok doğru bulmadığım hareketler ama işte çalışanız bizler de. Malum ticaret içindeyiz. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben gerçekten tekrar çok özür diliyorum. Önemli İnşallah. değil. Çok sağ olun. Sanırım sorunuz yok. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için ve bugün bizlerle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarım sizler için faydalı bir etkinlik olmuştur. Daha sonraki etkinliklerimizde görüşmek üzere diliyorum. Hepiniz Ben hayırlı de olsun. çok teşekkürler Mesut Kahraman. Ben de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ekibe de çok teşekkürler. Ayşenur Ateş ve Hazal Gürdil'e de. İnşallah farklı etkinliklerde buluşuruz. ERP ile alakalı olarak her zaman bana sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz.
Zaten burada tanıdık arkadaşları da görüyorum. Bir isteğiniz olursa çekinmeden ERP ile alakalı veya stajla alakalı her zaman ulaşabilirsiniz. İnşallah farklı bir yayında görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.